Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem mihmallar, hamdülillahi Allah-u Teala'nın salamı, rahmeti, bereketi olsun. Aldı bilen ben Doktor Abdurrahim Dövlet kardeşimizle Allah'ı da Maksum Hacı'nın ailesi namedin rahmet eğitimen. Maksum Hacı'nın ki hayatını özünü ağzını anlap yüzüm çıkan ben okudum. Naiti pek tesirlik hatta Maksum Hacı'nın bilen billah şunu yaşayandak his kaldı adam. Şu tatkan cebalarının, müşakkatlarının hüdü belli boğandık. Hem de vaktinin ki keçuap kalışı sebebiyle ben kıska gökdürmen, ben de kim gökdürmen fırsat bölüştüm. Aldı bilen ben Maksum Hacım'ın ki ailesi hakkında biraz toktalmakçı. Hem de Maksum Hacım'ın ki kentler kişi boğallığı için hem özü hem de vatanda durup hayatını tepkiler geldik için annesi tarafından aile hakkında yapılmadan dadısının ait kentlerlik bilen az okuan kişiyi de ödeyip etken dadısının medresi de ustaz olan alim kişi. Noksun Hacı'nın annesi tarafından nesibi kesek Kotan'da 1800 yıllarında Hekim Şahınım'da nâhit katta bir kişi öttü. O Hekim Şahınım hem tibip, hem dini alim, hem nâhit çok bir aile. Bu ailenin ki Kotan'ındakiyle bilido, Kotan'ın Gulag mahallesi var. Şu Gulag mahallesinin köşünün ahırsında biz bu açıdan bir sokun karhanesi binası deyittim. Hazır bilmeyim ben. Şimdi bir hükümet eri verip hatta bir zavut kurulan bir yer var. Bu yer şu Hekim Şahı'ndaki üye. Bu üyenin eti halifelik hoyla. Tam atılırdı. Bu hoyluda naiti çok zemin balı akılları yanmış aşağıda ötken. Bu Hekim Şahı'nın ballarının kız, oğul hemisini şimdi okutup dinde vatanperver dini okutup çoğunluğun. Ayalılığımı, kızlarımı şundan alim kişiyle. Hekim Şahı'nın ki ballarının Metniz Hacim, Muhammed Niyaz Hacim'in doğan oldu. Onun ki sınlısı Sekili Banu Hanım, bu ustazımız Ablat Maksum Hacim'in çoğanısı oldu. Biz ikimiz iki bir tutkanlığın devresi. Onun için bu Hotan'da hemimiz bildiğin Tibabet'te dam çıkan Abdülhamid Yusuf Damollam diyen kişinin dadısı Yusuf Ahun'un mu şu Metniz Hacım'ın bir tutkanı. Mağdur Türkiye'de vapat doğan General Muhammed Reza Bekir'in dadısı Eli Ahun'un mu Metniz Hacım'ın bir tutkanı. Hekim Şahı'nın mu balları. Bu aileden müşnak kattı kişiyle çıkan. Maksum Hacım'ın çoğanısı Sekin-i Banu Hanım. Onu Sekin-i Banu Hanım'ı Fıraud'un Hacım'daydı o Hotan'dan'da. Tarihidip dünken asli ismi. Fıraud'un Hacım diyen Naid-i Kattı dini alim Hotan'da meşhur kişi. O şu kişiyi belgen. Şunun din boğan balları Hazreti Muhammed Emin Buğra Hazreti. Onun enisi Abdullah Şah Mansur. Onun enisi Nur Ahmet, Emir Sahip, Maksum Hacım'ın annesi bir Meryem Hanım, bula şu Sekin-i Banu Hanım'ın ki balları. Ende Hazretim'in ki tarihini okuyan vaktimizde mi? Bula'nın dadısı küçük bölüp gidip, annesi terbiye edip çoğunluğa. Anının ki kançak rolünün çoğunluğunu işaret edersek buldu. Dadıdın küçük kalan hemisi, Hazretim o, ustazımız, Abdullah Maksum Hacım'ın hemisi dadısının küçük kalan. Bunların anıları terbiye edip, okutup, çoğun kogan, şimdi
vatanga, millatga, dinga manfaatli qildir bo'lgan kishilar qilib tarbiyalab chiqqan. Endi men tug'ilgan vaqtda darosim ajim turmada ekan. Shu turmadan 73 yilda qochqandan keyin qochib yurgan vaqtda qag'iliqqa kelgan, qag'iliqda tug'an birimizdan 1.5 yil tug'an deyildi. Şu vaxtda bizden öykü matbaat gelirdi, ben o çağda çok küçüktüm. Şu çağda köyge. Kiyin, ben Kuvatka vaxtımda 81. yıla Kavuk'ta meşk vakası oldu. Mescidde ot getiş bir vaka yüzlerken. Şunun olan Kavuk'ta okuş toktap kalanırken, Akotan gibi Maksim Hacım'da ben okudum. Bir yıl, bir yıl, bir yıl okudum. Ocağımdan Maksim Hacım'ın üyüyle oturup okuyaptım. Şorvalı'daki öyde. Maksim Hacım ders ögütüşte, şimdi dersine düşen duruşta hiç kandak bir alımı okşama etti. Üzü kırıldışımız diken ki okşak işte bergendek. Bunun biz okula vakıldı kitabını çık tercüme kılattık. Kıkan bilen onun mühendisini diken ki yaptı düşenmeyi yadılap. Okuyduk, üstadımı yatılıp okup yattık, aksinin bir sahibini yüketti, yatılaydık. Ama Maksim Hacım'ın kışını bağlandık ki, Maksim Hacım dersini düşündürse, Kutlu Eden'in nınısını yerip, çoğundusunu koyduk, şimdi düşünüşlük kılıp okutattı. Onun dedi ki, Maksim Hacım hakikaten nâti takvadar, diğer sözünü emniyette icra kıldıran, hakkını sözleştin, herkes çekilmeydiğen, ne meyli hükümet olsun, meyli başka adam olsun, hak yapma kılıçtı, hiç kimin yüzünü kılmaydıran kişiydi. Onun için onun kılgan her bir gibi insanla tasir kılattı, terbiye veretti. İnsan, okuyucularının ki kendisi hayatına bir yol bulattı. Bunun için ben üç tane özellikle ki Maksim Hacım'ın ağan tersirimini sözleyeceğim. Birincisi, her kandak insanını özümüzle okşar görüş. Ne bana Maksim Hacım üretken. Bunun vakası bir gün ben Aykot'un okulka vaktimde Maksim Hacım beni velisipten alkışlı öndürüp Milli Ambaratoru'na çıkıp ablum tanıken bunu görüşüp kirimizden çıktık. Yolu getip bir et bir telemci uçuradığıyla aldığımızda. O bizden güzel telim eder ama biz öyle spiketip arattık, ödep gitti. Ben özenleyeceğim derim de. Bunun arkama telemciliğe bir toprağın nambersek makul etti. Hazır bulumu terakki kıp gitti, pullarımızı kubu kımaytıkan oldu dedim. Diyelim ki Maksim Hacı bana dedi ki, ulanın mısırı okşaş göçü gizkildi o. Sırı okşay tahtıktan altına etip yürüs kirdi o. Bitişlen, nam bilen, bit olan, nam bilen künahıl olmaydı o da kayınlardı. Bu kendini her gün unutturmadı mağdurluca. Ve onun için ki hiç kandak adam hakkında andalık yapmamı kılmadım. Her kandak adamı her zaman özümdün üstün görüş getiriştim. Şimdi tersirlik gepleri insanlığına tersir kılattı. İkincisi hem de bala okutuş meselesi. Cukurduma da ötüldüm. Maksim Hacım hayatı boyunca ilimli, neşri kılıç, ilimli yeyiş için tirişkan. Yani bizim vatanda o neşriyat Müslümanların kolu bulmadan dikin. O kitap yazış, neşri kılıç, mekteplerde köpler bala okutuş. İmkaniyeti bulmadan dikin. Mekbi cildin içkiden okutulan gel. Maksim Hacım'ın ki şimdi bir prensip vardı. Ben okutkan kişi onu başkasına okutuş gerek deydi. Biz gel şunu demiş ki takım kılattı, öğütetti. Daim dekan gibi ben 10 balını okutsam, o 10 bala yeni 10 balını okutsa, her biri 10 balını okutsa 100 bal olurdu. O 100'ü yine 10 gün okutsa 1000 olurdu. Bu ilimde muşundan yaşatılış gerek. Muşundan takıtış gerek deydi. Bir gün ben öyle oturalıkta baktığımda bir kişi geldi, yaşı biraz çok, 20-25 yaşında da.
Ben bir okuyacak diyeyim, Rabkâren bir gün okumadım dedi ki, ben sana okusam, sırrı başkasına okusam la, dedi. Yani o kişi dedi, başkasına okumuşsak mı özümüz birincisini duyurak bozsak yeter tabi, ondan olsun nasıl okutanlarla kendi paydı verdi. Yani şimdi, bu şu nemese, ben de naitecek karşılıklıyım. Onun için ben özüm okuyan ceryanda başkalarını okutup, okudum. Hazır mı birisi bir nasıl ürkütüp ben mesela şimdi hoş olmam katılıp ürkütü ben bir nasıl ürkütüşüne şimdi bak yakışık görme. Bu aşı Maksim Azim'in ağan terbiyeninki devamı kolaylık. Üçüncüsü hem de yeziş. Özü ders ürkütü, işletti, yine harmay, talmay yazattı. Kitap yazattı, tercüme kılattı, şiirlerini yazattı. O yazılan şiirleri hepsi terbiye, yaşlarını terbiyeleydiğen, yaşlarına özününki kimlikini arttırdığen, dünüş kılıç kireklikini arttırdığen şimdi şiirlerini yazattı. O şiirlerini biz defterini köşürüp okuyattık. Bu şunun tersini de ben bu yeziş karşımda amrak. Bunun amraklığı da Mısır'da okula vaktimde bu çatardı okuş meydan mı geldiğinkin, okuş imkaniyeti boğandıkin çatardı çıkıp okulalım için birinci kıtım kitap yazılan ben doldum. İslam terbiyesi gelen kitabı 88. yılı Mısır'da yazılan. O kitap Rabet Atla'nın İslamiyet'in neşri kırılıp bizim vatanda Orta Asya'da ta kaldı. Maksim Azim'i öğretken ettim, şundan hoş olup, hem köyü atakirge adamı köküstüm, benimki tukunum, Abdullah Hafız Mürdel kitap yazıp tutup, şundan hoş olaptı ki. Yani bir adam özünün talibinin ki bir neticesini göster, şundan hoş olup oldum. Hazır mı yine şu yazış veren, öyle olsa, yazım anlamaya da olsa, ışkıp, yazışını şundan yakışık görüp gerekmek, bu mu Maksim Azim'in ki mende gösterken terbiyesi. Bundan başka cek andı gel. Ben gelmek sıkılıp müşahedemem kolay. Maksim Azim'in ki hazır ki bu şu biz çatarlı dükkanı yazılan bir şiir varken o şiirini bir okuyayım. Hemimiz ki nakibek ballarımız için bak ne demek tersirlik. Bizge terbiye verilgen demedi. Ey muhacir, sen eğer yurtunu hiç fikretmesen, balılarınla öz dilini kamil üretmesen, milletinin tarihi ötmüşlerini bildirip, varlıkını saklamakta taze gayret etmesen, düşmanını hoş kılırsan, dostların gamkin bulur, kim sanap sen az kalırsan ornunu düşman olur. Ahire düşman seni yutmak ne herden kas kılır. Milletinin yıldızını çektir bilen kökletmesen. Kırgızistan'da tuğulgan balılar bolsa Arap. Türkiye'de Türk bulup Uygur yok alsa her taraf. Yurttikiler çinleşip kekmek ki mansa yol bu da. Yok olurumuz bu cihandın aklımız işletmesek. Kaysi millet biz gibi meydanını terk etken iken düşmanı taşlap yurtunu canını bakkan iken pul bilen rahat nıla oylaş bilen ketken iken rahmet olgaymı hudayım gaplet misen terk etmesen. Yurtta kalgan milletin yaş ornağa kan yığılsa, düşmanın bizni yutuştun, zulmüdün kol yığmısa, her zaman dini asas, milli şuarını koymusa, taş kılıda üstüdün dava şikayet etmisen. Toplugan pulmalların kimler bir hizmet kılgısı, ahirette Allah'ın altı da müçk eskatkısı, bilim üçün, dinim üçün sert etmesem nimbaydısı, ehli evladım da din, millet soyuş tüketmesem. Mekke'ye gelmiş cihan etrafı din, her hıl kişi, öz dili de söz düşür,
başka bilen yoktur işi. Üstüde milli giyim, öz öpüde her bir kişi, sen nimişka arkınızdan heyetin özgertmesen. Almak lazım mı bizge, ya ki az kalmak mıdır? Birleşip durmak mı bizge, ya ki tar kalmak mıdır? Yok bulup gitmek mi bizge, ya ki bar durmak mıdır? Ar emes mi, ehli evlat katilim ügetmesen. Kaysi millet varlıklı til örp adetsiz bulur. Türk mü sen, ya başkı mı, tilsiz, yazıksız kim bilir? Barçı millet öz dilini özüge şerap bilir. Nime zorluk bar tilimni başkına özgertmesen. Ehli İslam tillerini ügünüş köp yakşılık. Arap tilini ügünüş mü bu hayatta faydalık. Lekin til imla bilen olmaz mı milli başkılık? Yok olur mu izzetim ana tilim terk etmesen? Ehli himmet hiç kaçan millet vatanını taşlamaz. Neslini hem özünü unutuş yoluna başlamaz. Düşmanını hoş kılıp dostlar gözünü yaşlamaz. Sayı kıl her caydı bolsam milletimden kesmesem. Kız oğul prezentlerin olsun mükemmel bilgilik. Din ve tarih hu siyaset ügünüp tursun tilek. Rahmet kılıp Rabbim bürür ülkünü azadilik. O zaman elge çırak olgay bu neslin hadisem. Milletin muhtaç bilimlik hem kireklik oğluna. Ehli himmet hadimi millet hidayet ehlige. Kalmadı yurtta ilim, yurtun kapas ilm ehlige. İlimlik evlat yetiştir eğer kutulaydısan.